Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar elimde yine kırmızı bir renk var. Kırmızı renkten size kiraz yapacağım Arkadaşlar. modelimiz bu şekilde arkadaşlar çok hoş bir model gördüğünüz gibi kenar yaprakları ve ortada serum halkası ile yapılan kirazlarımız var arkadaşlar evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim ilk önce arkadaşlar türbentimizin ikişer zincir çekerek tüm kenarlarını tığ battı ile hazırlıyoruz Arkadaşlar aslında üçer zincir çekerek iri hazırlarsanız şu kutucuklarınız daha güzel duracaktır. Benim hazır vardı o yüzden bunu kullandım. Siz mümkünse üçer zincirli veya da ikişer zincir çekip daha ileriye batarak büyük zürafalar, büyük tığ battılar yapabilirsiniz. Bu oyanın özelliği biraz tığ battılarının iri olması arkadaşlar. İki zincir çekiyorum. Bir defa dolayıp kutucuğumun içine girip 2, 2 olarak alıyorum. 2 zincir bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. Dediğim gibi iri tığ battı bu oyaya daha çok yakışıyor arkadaşlar. 2 zincir bir defa doluyorum. 2, 2 alıyorum. 2 zincir tığımızın başını bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya 2, 2 olarak alıyorum. Yemenimizin dört kenarını tığ battıdan sonra bir de böyle kutucuklarla dolanıyoruz arkadaşlar her tarafını. Dört kenarına iki zincir çekip bu şekilde kutucuklarla hazırlıyoruz. 2 2 1 iki zincir 2 iki, 2 iki, kutucuk yaptım. Evet arkadaşlar bu şekilde kutucuklar yapıp dört kenarını bitiriyoruz. Sonra şimdi çileğimizin şu kiraz kısımlarını hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kirazımızı en küçük boy halkaya yapıyoruz. İpimizi tığımıza tutturduk. Bir defa doladık. Halkamızın içinden geçip 1 2 iki, iki olarak bu şekilde aldım. Bir defa doladım. Halkaya girdim. Bir, iki, iki. Bir defa doluyorum. Halkaya girdim. Bir, iki, iki, üç. Dört. Bir defa doluyorum. Halkaya girip 3 seferde alıyorum. 5 oldu arkadaşlar. Ben 18, 17 o civarlarda aldırmıştım. 6 7 7 8 9 10 11 12 13 Evet arkadaşlar bu şekilde yavaş yavaş dolduruyoruz. 13 oldu. 14 15 16 ve arkadaşlar Şöyle 17 de olabilir. Birazcık tam zorlarsak 18 de oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şunun birleştirme şeklini de size göstermek istiyorum bu şekilde. En son yani ilk yaptığım trabzanın içine buradan çıkıp hiç dolamadan direkt karşıdaki ilmeğimin içinden geçiriyorum. Buna sahte sık iğne deniyor arkadaşlar. Bu şekilde bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Bu şekilde alıyorum. İpimi çek. böyle şekilde yakıyoruz arkadaşlar kirazımız hazır bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir üç tane kutucuğun arasını bu şekilde sık iğne yapıp ara bırakıyorum arkadaşlar siz daha fazla da bırakabilirsiniz isterseniz Şu şekilde üç tane ara bıraktım sık iğne yaptım 1 2 3 Bir kutucuğun içine 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 Evet 1 2 3 4 4 kutucuk ara için 3 tane de arkadaşlar bir kirazımın yaprağı için sık iğneli kutucuk yapacağım. Her kutucuğun içine 3 tane sık iğne yapıyorum. Yandakine girdim. 2 3 sık iğne. Her kutucuğumun içine 3 sık iğne. Evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir tane daha arkadaşlar araya 4 tane bırakıyorum. 3. Şimdi 3 tane kutucuğumun içine sık iğne yaptım. Buraya 9 tane veya 10 tane zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Zincirimi çektim bu şekilde. Dönüyorum. 1, 2, 3. 3 kutucuğumun sonundaki bu trabzanın yerine bu şekilde sık iğne yaparak ipimi tığıma tutturdum. Bir zincir çektim. Düz yüzüne döndüm. Bu şekilde. Düz tarafındayım. Bir tane sık iğne yaptım arkadaşlar buraya bir defa doladım halkamın içinden girdim üçünü birden kapattım tekrar bir defa doladım 2 2 olarak bir trabzan yaptım bir defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan tekrar bir defa doluyorum 1 2 2 3 seferde aldım bu da üçüncü trabzanım. Bir, iki, iki. Dördüncü. Bir, iki, iki. Beşinci. Üç seferde aldığım toplam altı tane trabzan yapıyorum. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. İki, iki olarak aldım. Bir defa doladım. Her üçünü birden aldım. Yine bir tane de sadece sık iğne yaptım arkadaşlar. Buraya bu şekilde bir yaprak yaptım. Şimdi arkadaşlar hemen yandaki kutucuğa bir sık iğne ile indim bu şekilde. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. İpimi şu şekilde tığımdan çıkardım. Şimdi arkadaşlar bu koparmış olduğumuz yer olursa daha rahat oluyor arkadaşlar. Hem düğüm açısı orada kötü gözükmemiş oluyor. O trabzandan girdim tığımı. Sonra ilmeğimden tuttum bu şekilde. İlmeğimi geçirdim arkadaşlar. Bu şekilde kirazımı. Şimdi buraya arkadaşlar sık iğne ile sabitliyorum. Bir. Bir. Durabın takılmasın arkadaşlar. 2 3 4 5 ve 6 5 zincirimizin üzerine 6 tane sık iğne yaptık kirazımızı buraya sabitledik şimdi sık iğne ile girdiğimiz zinciri çektiğimiz aynı yuvamızın içine girdim arkadaşlar bu şekilde birini sabitlemiş olduk 5 zincir 3, 4, 5. İpimizi tığımızdan çıkardık. Yine aynı şekilde bu yapmış olduğumuzu kirazın arkadaşlar ipimizi kopardığımız trabzanın içinden tığımızı girdik. Sonra ilmeğimizi aldık. Bu girdiğimiz trabzanın arkadaşlar içinden çıktık. 1. 2 2 3 4 5 ve 6. Evet arkadaşlar. Burasına da 6, buraya da 6 tane sık iğne yaptım. Yine kirazımızı tutturduk, saplarını yaptık. Aynı sık iğnenin içine arkadaşlar bu şekilde girdim. Şöyle İki tane arkadaşlar kirazımızı buraya monte etmiş olduk bu şekilde şimdi arkadaşlar diğer yaprak için sık iğneler yapacağız 3 kutucuğumuza 3 sık iğne yapıyoruz bu şekilde hemen yanındaki kutucuğa 3 sık iğne ikinci kutucuğumuzu da sık iğne ile doldurduk hemen yanındaki kutucuğa 2 ve 3 Evet arkadaşlar. 3 tane kutucuğumuza sık iğnemizi doldurduk. Buraya da aynı şekilde 10 zincir. Dönüyorum. Hemen arkadaşlar bakın sapı taktığımızın hemen yanındaki sık iğneye bu şekilde girdim. Bir zincir çekip dönüyorum. Düz yüzüne. Yuvamı bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birden aldım. Buna sahte trabzan diyoruz. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. 3 seferde aldığım bir trabzan. 1, 2, 2. 3 seferde aldım. ikinci trabzanım. 3. trabzanım. 4. bir defa doladım. Yuvaya girdim. 5 ve 6. 6 tane arkadaşlar yaptıktan sonra bir defa doluyorum. 2 2 olarak bir trabzan yapıyorum bir defa dolayıp üçünü birden alıp sahte trabzan bir tane de normal sık iğne yaptım hemen yanındaki kutucuğa giriyorum bu şekilde kapattım 1 2 ve 3 aynı şekilde arkadaşlar buraya 7 kutucuğa sık iğne yapıyoruz dördünü arada bırakıp üç tanesine yine yuva yapıyoruz 2 3 1 2 3 Aynı şekilde arkadaşlar dediğim gibi baştan başlayıp bu yaprakları bu kirazları yapıyoruz. İpimi biraz yapayım arkadaşlar. İpimi koparıp geleyim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Şurada arkadaşlar arayı fazla yapmışım. 5 yapmışım. Burada 3 yapmışım. İsterseniz arasını bu şekilde 3 taneden yapabilirsiniz veya biraz daha uzak böyle bu şekilde 5 taneden yapmışım. Demek ki bayağı bir sizle konuşmaya dalmışım. Arkadaşlar bakın buradaki aramız 3, buradaki aramız 5. İsterseniz bu şekilde aralıklı yapabilirsiniz veya bu şekilde daha küçük aralıklı yapabilirsiniz. Tercih size ait arkadaşlar. Bu şekilde aralarına mesafelerini siz ayarlayabilirsiniz. Kirazlarımız bu şekilde arkadaşlar. Benim çok hoşuma giderek yaptığım, sevdiğim bu model. İnşallah siz de beğenir yaparsınız. Bu şekilde modelimiz yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.